Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, emeklilerimizin sorunlarıyla ilgili Milliyetçi Hareket Partisi grup önerisi üzerinde söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle Gazi Meclisi ve ekranları başında bizleri izleyen aziz Türk milletini saygılarımla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, tabi 28 Şubat bugün, tarihi boyunca özgür yaşamış, esarete karşı sürekli direnmiş olan bir millet olan Türk milleti, 28 Şubat'ta da 15 Temmuz hain darbe girişiminde de elinde çakı bıçağı bile olmamasına rağmen tankların topların üzerine çıkarak direnmiş, havada uçan helikoptere, uçakla, tabancayla karşılık vermiştir. Bu yüce millet tarihin hiçbir döneminde esir alınamamış, bundan sonra da esir alınamayacaktır. Ben bütün darbecileri buradan lanetliyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ülkemizde 11 milyonu aşkın emekli bulunmaktadır. Hayatlarının en verimli ve dinamik çağlarını devletine, milletine hizmet ederek geçiren, emeklilerimizin emeklilik döneminde sağlıklı, huzurlu, refah içinde bir hayat sürmeleri en büyük isteğimizdir. Ülkemizin kalkınmasına değerli hizmetler yapan, alın teri döken emeklilerimizin en iyi hayat şartlarını sağlamak sosyal devlet anlayışının bir gereğidir. Ancak günümüzde emeklilerimizle ilgili birçok sorun bulunmaktadır. Emeklilerimizin bir kısmı, özellikle Tarım Bağkuru, isteğe bağlı sigortalıların veya SSK emeklilerin bir kısmı asgari ücretin altında maaş almaktadır. Hatta 600, 700 lira, 800 lira, 1000 lira gibi maaş alan emeklilerimiz vardır. Yapılacak olan bir düzenlemeyle, tabi devletin havuzu belli, imkanları belli ama asgari ücretin altındaki hiçbir emekli maaşıyla insanların hayatlarını idame ettirebilmesi mümkün değildir. En düşük emekli maaşının en az asgari ücret kadar olması talebimizdir. Emeklilerle ilgili bir diğer önemli sorun da intibak yasasıdır. 2000 yılından sonra emekli olanlarla ilgili. Her yıl emekli olanlar bir önceki yıla göre daha az maaş alıyorlar. Yani şu anda asgari ücretle çalışan bir vatandaş 2016 yılında emekli oluyor, 2017 yılında emekli olandan daha yüksek maaş alıyor. Buradaki sistemin prim, gün ve yıpranma payı esas alınarak kendi değerini en azından koruması, çalışan insanların maaşının aynı işi yapan, aynı primi yatıran, aynı gün çalışan insanların intibakının mutlaka yapılması. Toplumda bu yönde çok büyük bir beklenti vardır. SSK ve Bağkur emeklilerimizin aylıklarında eşitsizlikler vardır. Bunların giderilmesi ve intibakın mutlaka 2000 yılı sonrası çalışanlar için de yapılması gerekmektedir. Değerli milletvekilleri, emeklilerle ilgili bir diğer önemli sorun sağlıkla ilgili yapılan kesintilerdir. Şimdi devlet hastanelerinde her bir emekli 6 lira ödüyor. Araştırma hastanelerinde 7 lira, üniversite hastanelerinde 8 lira ödüyor. Ayrıca özel hastanelere giderse de 15 lira. Şimdi 6 lira, 7 lira, 8 lira, 15 lira, bu sadece muayene ücretleriyle alakalı. Bir de tahlil yaptırdığı zaman veya başka film, diğer sonuçlar ortaya çıktığı zaman gerçekten emeklinin bütçesini sarsan rakamlar. Emekli bunu hesap etmek zorunda kalıyor. Çünkü emeklinin durumu, ay sonunun hesabını yapıyor. Elektrik faturasını, doğalgaz faturasını, telefon faturasını nasıl ödeyeceğinin hesabını yapıyor ve bugün emeklilerin birçoğu hacizle karşı karşıyadır. Maaşlarından kesintilerle karşı karşıyadır. Bir diğer yapılan yanlışlık da emeklilerin maaşlarının yanlış hesaplandığı gerekçesiyle ya da bir kısmının maaşından kesinti yapılıyor, bir kısmı da itiraz ediyor, maaşlarımdan zamanında yanlış kesinti yapılmış, bunlar da fazla ödeme alıyorlar. Düşünün, 15-20 yıl önce emekli olan bir vatandaş bugün yapılan bir hesaplamayla, hesaplama teknikleri değiştirilerek her ay maaşından kesinti yapılıyor. Bunun da kabul edilmesi mümkün değil. Aradan 15-20 yıl geçmiş. Doğru, yanlış. Artık emekli o maaşa göre kendisine bir yaşam mücadelesi veriyor. Zaten aldığı maaş düşük. Bunun mutlaka düzeltilmesi lazım ve buna göre hiçbir emekliden bir kesinti yapılmaması lazım. Ayrıca taşeron yasası ile ilgili yine emeklilerimizin birçoğu belediyelerden ve kitlerden işlerine son verilmek zorunda kalmıştır. Emekliler zaten aldıkları maaşla geçinemiyorlar, ilave bir iş olarak belediyenin şirketlerinde veya kitlerde çalışıyorlar. Şimdi yasayla bunlar, taşeron yasası birçok insanımıza hak tanıdı ama emekli olanların hazır elindeki hakkı gasp edildi taşeron yasasıyla. Emekli olanlar şu anda işlerinden çıkartılmak zorunda kalıyorlar. Bir de ayrıca yine emeklilerimizle ilgili bugün itibariyle Sayın Kalkınma Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Mersin Milletvekilimiz Lütfi Elvan'a. Mersin MUT'ta MUT Belediyesi ve TOKİ işbirliğiyle toplu konut projesinin yapılacağının müjdesini vermiştir. Burada da yine emeklilerimize dönük ve fakir fukara insanlarımıza dönük 1+1, 2+1 gibi sosyal konutların da bu proje kapsamına alınmasını talep ediyorum. Ben
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, bir dakika. Tamamlayın lütfen. Ayrıca yaşlı bakım evlerinde ve huzur evlerinde yaşayan emeklerimizin veya yaşlı vatandaşlarımızın da inşallah gelişmiş ülkenin kriteri bu insanları yaşlı bakım evlerine ve huzurlu evlerine mahkum etmek değildir. Bunların öncelikle bizim törelerimize göre, inancımıza göre kendi evlerinde bakımlarının yapılması, bir kısmı yapılıyor. Diğerlerinde bu şekilde yapılması ve yaşlı bakım ve huzur evlerinde yaşayan emekli sayımızın önümüzdeki yıllarda daha da azalmasını temenni ediyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Öneri üzerinde üçüncü söz Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'a aittir. Buyurun Sayın Bayraktutan. Süreniz 3 dakikadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yüce Eğitim'i saygıyla selamlıyorum. Evet, emeklilerle alakalı sorunlar var. 3 dakika içerisinde bu sorunları dile getirmek imkansız gibi bir olay. Özellikle emeklilikte yaşa takılanlarla alakalı bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanının grupta yaptığı açıklama umutların tükendiğini gösteriyor. Cevaz vermiyor. Diyor ki burada herhangi bir işlem yapmayacağız diyor ve sayfayı kapatıyor. Değerli arkadaşlarım, uçak alınıyorken gösterilen o geniş hoşgörü 500 milyon sterlin uçağı veriliyorken gösteriliyor ama emekliler söz konusu olunca hayır diyorlar. Devlet bütçesi batar diyorlar. Bakın 2015 seçimlerinde bütün partilerle alakalı bir takım şeyler, vaatler ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi grubu Sayın Genel Başkan o tarihte notere gitti, taahhütnamede bulundu. Dedi ki emeklilere iki maaş ikramiye vereceğiz diye. Dönemin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek eğer dedi Cumhuriyet Halk Partisi bunu yaparsa, eğer emeklilere iki maaş ikramiye verilirse ben dedi bundan sonraki seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vereceğim dedi. Sayın Bakan ortada yok. Sayın Bakan ortada yok. 1.000 lira verdiniz değerli AKP grubundaki milletvekili arkadaşlarım. O 1.000 lira da o günkü 1.000 lira değil. Bakın emekliler öyle bir tabloyla karşı karşıya ki Ankara'da yaşadığım bir dramatik olayı sizinle paylaşmak istiyorum. Çok yakın bir zamanda kasaba gittim değerli milletvekiller. Emekliler ne yaşıyor? Bu tabloyu görün diye diyorum. Önümde bir emekli var. Gördüm emekli olduğunu. Gitti şeye, kasaba dedi ki bana dedi 10 liralık kıyma ver. Bunu her yerde anlattım. Yüce parlamentoda da size anlatmak istiyorum. 10 liralık kıyma verdi değerli arkadaşlarım. 10 liralık kıyma hazırladı. Hiç görmemiştim böyle bir tabloyu. Çıkarttı iki tane kredi kartı çıkarttı cebinden. Birinci kredi kartını çıkarttı verdi. Adam post cihazına soktu. Dedi ki bunun karşılığı yok. Sessizce diğer kartı çıkarttı değerli milletvekilleri. Dramatize ettiğimi düşünmeyin. Tablo bu. İkinci kartın da karşılığı yok. Cüzdanın içerisinden 4'e katlanmış bir 20 lira çıkarttı sayın milletvekilleri. 20 lira. O 20 lirayı muhtemelen acil durumlar için saklıyordu. O 20 lirayı kalktı kasaba verdi. 10 lirayı aldı cebine koydu. Şimdi değerli arkadaşlarım böyle bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Şimdi biz bu emekleri, bu yüce parlamento, bu Mustafa Kemal'in parlamentosu emeklerin sorunlarını tartışmayacak, onunla alakalı bir meclis araştırma önergesini kabul etmeyecek de uzay sorunlarını mı tartışacağız bu ülkede değerli arkadaşlar? Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Size bunun uzak geldiğini biliyorum. Bunu anlattığımda muhtemelen kendi aranızda bunu abarttığımı da düşünebilirsiniz. Tablo bu kadar vahim. Pazara çıkın. Bakın ben Ankara'nın pazarlarına gidiyorum. Sizler de muhtemelen gidiyorsunuzdur. Muhtemelen iktidar partisi milletvekili olduğunuzu da saklıyorsunuzdur. Artık emekliler pazarda kiloyla domates almıyorlar değerli arkadaşlarım. Taneyle domates alıyorlar. Böyle midir? Gelin beraber gezelim. Bakın size açık çağrı. Hemen hafta sonu cumartesi günü şeyin pazarı var. Pazar günü 100. yılın pazarı var. İsteyen milletvekili arkadaşımla beraber gelin bir pazarı gezelim de bu emeklerin nasıl bir tablo içerisinde yaşamaya çalıştıklarını görelim. Açlık sınırı içerisinde boğulan, yoksulluk sınırı altında yatan 11 milyon aşkın bir emekli gerçeğiyle karşı karşıyayız değerli arkadaşlarım. O nedenle bu parlamento olarak bunların sorunlarına bugün çare bulmak zorundayız. Onların sorunlarını bu parlamentoda tartışmak zorundayız. Buna ilişkin umudumuz yok. İyi niyet içerisinde bunu tartışmaya çalışıyoruz ama buna ilişkin umudumuz yok. Çünkü size göre emeklilerin sorunları. Teşekkürler Sayın Bayraktutan. Sıkıntı içindeler. Emeklilerin geçim sıkıntısı yanında emeklilere ödenen 3 ayrı ücret bulunuyor. 2000 yılından öncekiler, 2000-2008 arası, 2008'den sonraki emekli ücretleri. Bildiğiniz gibi 2008 yılında yapılan aylık bağlama oranındaki düzenlemeyle emekli maaşları da aşağı doğru gitti. Emekliler tarafından intibak düzenlemesi olarak bilinen ve bu yönde de talepler olan kanun teklifini komisyonlarda görüşüp meclise gelmesi ve kanunlaşmasını büyük arzusu içindeydim. Bu gerçekleşmedi. 37. maddenin dayanağıyla bugün buraya huzurunuza getirdim.
Yani ülkemizde emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısını ortadan kaldırmadan öte emekliler arasındaki maaş farklılığını da sonlandıracak bu kanun teklifimi desteklemenizi talep ediyorum. Bildiğiniz gibi artık emekliler pazarlara gittiği zaman sabah saatinde gidemiyorlar. Akşam pazar dağılma zamanlarında daha uygun fiyatla sebze meyve alabileceklerini düşündüğü için o zamanlar gidiyorlar. Emekliler kahvelere çıkamıyorlar. Çay parası onlara artık yük gelmeye başladı. Parklara gidip dinleniyorlar. Oralarda yaşamlarını idame ettirip evlerine dönüyorlar. Oysa bunlar 25 yıl bu ülkede prim ödeyerek devletine katkıda bulunmuş, emek vermiş, bu yoldan kendi birikimlerini halkı için feda etmiş insanlar. Bu insanlara sahip çıkmak meclisimizin sorumluluğu ve görevi olduğunu düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, 37 ülkede yapılan araştırmada ülkemiz ne yazık ki emeklilere ödedikleriyle 35. sırada çıktı. Bir ülkenin büyüklüğü, güçlülüğü, ekonomisinin büyüklüğü emeklisine ödediği maaşla ölçülür. Eğer emekliniz mutlu değilse, sosyal yaşamın içinde değilse, emekli, hepiniz bir gün emekli olacağınızı düşündüğünüzde onların yaşadığı dramı hissedeceğinizi düşünüyorum. Çünkü emekli olanların torunlarına karşı, çocuklarına karşı aile sorumluluğu içinde mağduriyetlerinin varlığı hepimizi yaralamalı ve üzmelidir. Bu anlamda intibak düzenlemesiyle ilgili getirdiğim bu kanun teklifinde düşük emekli maaşlarının yükseltilmesini kanun teklifiyle birlikte huzurunuza getirdim. Bildiğiniz gibi aylık bağlama oranlarının dışında şu anda emekliler açlık sınırının altında maaş almaktadır. Hatta asgari ücretin de altında maaşta olan çok sayıda emekli vardır. 1000 lirayla ilgili getirilen düzenleme dahi ne yazık ki uygulanmadığı için mağduriyetler artmıştır. Bu bağlamda emekliler en az asgari ücret düzeyinde emekli maaşı almalıdır. Bunun için de yapılacak düzenlemelere Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz destek veriyoruz. Değerli arkadaşlar, emeklinin sahipsizliği, emeksizliğinin unutulmuşluğu seçimden seçime onların hatırlanmasıyla bertaraf edilemez. Bu bağlamda emeklilikte yaşa takılanlar olarak bildiğimiz bir kesim de var. Onlar da emekli olmaya çalışıyorlar. Emeklisi mutsuz, emekliliği hak etmiş olana da emekliliğini vermiyoruz. Onun için emeklilikte yaşa takılanların emekli olması sağlanmalı, emeklilerin insanca yaşayacakları bir ücretin verilmesi de gerçekleşmelidir. Bunun yolu bu kanun teklifinin kabulünden geçiyor. Çünkü emeklinin yaşadığı sorunları alana gidiyoruz. Emeklilerle sohbetimizde diyorlar ki biz bu ülkenin neden üvey evladı sayılıyoruz? Çünkü onların hak ettiklerini bugüne kadar ne yazık ki Adalet Kalkınma Partisi iktidarı 10 yılı 7 yıldır vermedi. Geçim şartlarının zorlaştığı, doğalgaza, elektriğe, çaya, şekere, aklınıza gelen her şeye gelen zam karşısında emeklilerin ne yazık ki hak ettikleri bir ücrete kavuşmamaları hepimiz için de bir sorumluluk duygusu olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda inanıyorum ki intibakla ilgili verdiğim bu düzenlemeyle ilgili kanun teklifine tüm milletvekillerimiz olumlu oy kullanacaklar ve emeklilerin bu mağduriyetini sona erdireceklerini umuyorum. Çünkü emeklilik dediğim gibi hepimizin yaşamının son kertesine erişeceği noktadır. Ben emeklilerle ilgili kira ve yakacak yardımı verilmesi yönünde kanun teklifi verdim. Ayrıca emekliler için farklı kanun tekliflerini de gündeme taşıdım. Tamamlayın Sayın Gürer. Emekli bayramda verdiğimiz ikramiye yetersiz olduğu için onun artırılması yönünde kanun teklif verdim. Ayrıca sağlıkta katkı payı emeklilerden alınmamalıdır. Bu yönde emeklilerin lehine yapılacak her düzenlemenin ülkenin yaşam kültürünü de zenginleştireceği unutulmamalıdır. Sayın Başkan, teşekkür ederim uzatmanız için. Son olarak şunu söyleyeyim. Bugün Sayın Bülent Ecevit Genel Başkanımızın ölüm yıl dönümü
Benim de Gençlik Kolları Başkanlığı, Gençlik Kolları Yöneticisi yaptığımda genel başkanımdı. Onu da saygıyla rahmet tanıyorum. Ne ezilen ne ezen, insanca hakça bir düzen diyen, toprak işleyenin, su kullananın olduğunu belirteyen, bu ülkenin mağdurlarının, işçilerinin, emekçilerinin, esnafının, çiftçinin, dar gelirlinin sesi olan ve onlara iyi yaşam için mücadele veren Bülent Ecevit'i bir kez daha rahmetle saygıyla anıyorum. Teşekkür ederim.